Herkese merhaba. Bu yeni misafir videomda 8. haftadan daha doğrusu 6. haftadan 12. haftaya kadar neler yaşadım, hangi süreçlerden geçtim bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak 6. haftada ilk randevuma gittim ve ilk randevumda doktorla görüştüm. Hangi testleri yapacağımızı, neler almam gerektiğini söyledi. Bana kan testi verdi ve kan testini hemen yaptırabileceğimi söyledi. Aynı zamanda ultrason tarihi verdi. 3 hafta sonrasına yani 9. haftama denk geliyordu. Ve bana kan testimin sonuçlarını da bu 9. haftadaki randevumda değerlendirebileceğimizi söyledi. Daha sonra bana almam gereken vitaminlerle ilgili bilgiler verdi. Reçete yazdı. Ben zaten hamile kalmadan 3 ay öncesinden folikasite başlamıştım. Bunlar burada reçeteli satılan ilaçlar değil. Bunları markete gidiyorsunuz ve istediğiniz şekilde temin edebiliyorsunuz bana aynı zamanda hamilelik vitaminlerini verdi. Ve ben de bunları kullanmaya başladım. Hamilelik vitamini reçeteli. Buna hiç para ödemedim sigortam sayesinde. Bu vitamin bir aylık. Ve şu şekilde oluyor. Her seferine gidip reçete yazdırmanıza gerek kalmıyor. Burada yazıyor. Diyor ki 11 kere daha bu kutu ilaçtan alınabilir. Yani burada bir sipariş numarası var. Reçete numarası var. Bunu veriyorsunuz eczaneye arıyorsunuz daha doğrusu. Bunu sizin için hazırlıyorlar ertesi güne ve siz gidip bunu alabiliyorsunuz. Yani ben bunu doktora tekrar gidip reçeteyi yazdırmadan 11 kere daha alabileceğim. Aynı gün içerisinde kan testimi vermeye gittim. 8 tüp kan verdim. Biraz yorucuydu. Sonucun ertesi gün çıkacağını söylediler. Hastaneye gitmeme gerek yoktu zaten. Hastaneden sonuç için arayacaklarını söylediler. Ertesi gün Sonuç için beni aradılar. Her şey normaldi. Sadece şeker hariç. Şekerim biraz yüksek çıkmıştı. Hamilelik şekeri olabileceğini söylediler. Hamilelik diyabeti. Bu sebeple bir sonraki randevuda şeker testi yapacaklarını söylediler. Aslında bu 9. hafta için çok erken bir test. Bunu genelde 24. haftada yapıyorlarmış. Ama bir anormallik fark ettikleri için ben de daha erken yapacaklarını söylediler. 9. haftadaki randevuma gitmeden hemen önce ultrasona girdim. Detaylı ultrason yapıldı. İlk defa bebeğimizi gördük. Tabii eşim çok teçemedi onu ama ben gördüğümde çok duygulandım gerçekten. Böyle elleri kolları hareket ediyordu. Daha çok küçüktü tabii ki. Ama bize fotoğraflarını da verdi. Çok mutlu olduk yani biz. Bir sorun olmadığını söyledi. Normal ultrason yaptı önce. Farklı tabii ölçümler yapıyor. Siz çok bilmiyorsunuz. Bunu doktora gönderiyor. O bakıyor. Normal her şey falan gibi. Ama bazı ölçümleri yapamadığı için internal ultrason yapmak istediğini söyledi. Yani içeriden ultrason yapmak istediğini söyledi. Bir sakıncası olup olmadığını sordu. Ben de bir sakıncası olmadığını söyledim. Internal ultrasonda da bir sıkıntı çıkmadı ve yapamadığı ölçümleri yapabildi. Oradan da bebeğin fotoğrafını çekip bize verdi. Ve ultrasonu da tamamlamış olduk. Hem bu ultrason sonuçlarını tartışmak için hem de tabii ki kan testinin sonuçlarını tartışmak için doktorun ofisine geçtim. Bu randevumda doktorla konuştuk. Şekerimin biraz yüksek çıktığını söyledi. İlk olarak şeker testi yapacaklarını söyledi. Aynı zamanda ben diğer şikayetlerimden de bahsettim. Çok fazla mide bulantım vardı ve geceleri uyumakta zorluk çekiyordum. Aslında geceleri uyumakta değil de yani uykuya dalmakta zorluk çekmiyordum. Geceleri rahat uyuyamıyordum ve çok erken uyanıyordum ve mide bulantısıyla uyanıyordum. Bunun için bana B6 vitamini verdi. Mide bulantılarımın hafifleyeceğini söyledi. Günde 3 kere almam gerekiyormuş. B6 vitamini de doktor ise reçeteyle vermiyor. Bunu da bir eczaneye ya da markete gidip satın alabiliyorsunuz. Bunlar çok uygun ilaçlar. 2 dolar, 3 dolar civarında ilaçlar. Aynı zamanda da uyku ilacı verdi. Bunlar hamilelik için kullanılabilecek ilaçlar. Bu hamilelik için sakıncalı olmayan bir ilaç. Daha rahat uyumamı, sabahlara çok erken uyanmamamı sağlıyor ama bunların şöyle özellikleri var. Bu ilacın ismi Unisam. Tabi bu markasından markasından değişiyor. Mesela ben Walgreen'den aldığım için bunun da Volsam. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu. Bunlardan birkaç çeşit var. Ama içinde doksilamin olması gerekiyor. Yani bana özellikle söylediği doktorumun doksilamin etken maddesi içeren uyku ilacı. O yüzden ben de bunu alıyorum gece yatmadan bir tane ve şeker testi için bana bir içecek verdiler doktorun ofisinden bu 50 gramlık bir meyve suyu gibi yani yaklaşık bir kutu kola'nın içinde olan şeker kadar ben bunu içtim ve bir saat sonra kan ölçümüne gittim. Akşamına beni tekrar aradılar ve kandaki şeker değerimin yüksek olduğunu ve en kısa zamanda 3 saatlik şeker testi yapmak istediklerini söylediler. Ben de ertesi güne randevu aldım. Bu sefer bana 100 gram şeker içeren meyve suyu içirdiler. Çok kötüydü, çok mide bulandırıcıydı ama bir an önce içmem gerekiyordu. Bunu içtikten sonra da, daha doğrusu bunu içmeden önce bir kan testi yaptılar, şekerimi ölçtüler. Bunu içtikten sonra her bir saatte bir 3 kere kanımı ölçtüler. Ve beni tekrar akşam aradılar. Tekrar değerimin yüksek olduğunu söylediler. Ve dediler ki biz sizin eczanenize bir şeker ölçüm cihazı yönlendirdik. Yani onlara sipariş verdik. Size bu şeker ölçüm cihazını ve kiti verecekler giderseniz. Ve bir sonraki randevuya yani 2 hafta sonraki 11. haftadaki randevuya gelene kadar şekerinizi ölçün dediler. Herhangi bir diyet ya da herhangi bir şey uygulamamam gerekiyordu. Çünkü bu rutin beslenme düzenimde ya da rutin yaşam düzenimde şekerimin nasıl olduğunu kontrol etmek istiyorlardı. Ben de eczaneye gittim. Bu ölçüm cihazını ve kitini aldım. Bu arada bu aldığım bütün ilaçlar yani doktorun reçeteli verdiği ilaçlara hiç para ödemedim sigorta sayesinde. Normalde şeker testi için de bir ücret ödememem gerekiyor ama doktor daha farklı bir markayı önermiş. O yüzden bir ücret ödedim ve bütün kite yani test ölçüm cihazına, aynı zamanda iğne uçlarına ve test ölçüm çubuklarına toplamda 60 dolar civarı bir para ödedim. Daha sonra düzenli olarak şekerimi ölçmeye başladım. Yani sabah uyandığımda şekerimi ölçüyordum. Kahvaltıdan 2 saat sonra, öğle yemeğinden 2 saat sonra ve akşam yemeğinden 2 saat sonra. Ayrıca ne yediğimi de not ettim ki bir diyet uygulayabilelim daha sonra doktora gittiğimde. Ve şekerim evet normalin daha üstündeydi. Yani sabahları kalktığımda maksimum 100 olması gereken şeker 100-120 civarındaydı. Yemeklerden 2 saat sonra maksimum 120 olması gereken şekerim 160, 170 hatta yediklerime göre 200'e çıkabiliyordu. Ben de 11. haftada doktora gittim. Bütün bu ölçümlerimi ve beslenme düzenimi anlattım. Doktor da dedi ki bu hamillik diyabeti aslında geç görülen bir diyabet şekli. Yani 24. haftadan sonra görülen bir diyabet şekli ama sende erken başlamış e, plasenta insülinin kullanmasını önlüyormuş. Yani normal şekerden farklı olarak vücudum insülin salgılıyor fakat bunu kullanamıyor. O yüzden dedi ki insülin takviyesi yapmamıza gerek yok. Ama ben sana bir kutu ilaç vereceğim. Bu ilacı düşük dozlarda almaya başlayacaksın bu doktorun verdiği şeker ilacı bana insülin takviyesi yapmıyor. Bu da reçeteli bir ilaç. Bunu bana günde iki kere kullanmam için verdi. Bunu da reçeteli alıyorsunuz ve aynı şekilde bu da bir aylık bir ilaç. Bunu her ay gidip reçeteye yazdırmak yerine üzerindeki reçete numarasını arıyorum eczaneye, veriyorum. Ve onlar bana hazır olduğunda telefon ediyorlar. Bu da 11 tane daha alabilmem için yazılmış bir reçete, bir ilaç. Sabah ve akşam olmak üzere alacaksın ve şekerini bu şekilde düzenlemeye çalışacağız. Aynı zamanda tabii ki diyet de yapacaksın. Ben yediğim yiyecekleri gösterdiğimde içerisinde tabii ekmek de vardı, makarna da vardı, pilav da vardı, pirinç de vardı. Dedi ki bunlar uzak durman gereken yiyecekler. Ve burada bir organizasyon var. American Diabetes Association. Bunların internet sitesine gidip orada diyet bakabilirsin kendine dedi. Yani oradaki uygun yiyecekleri kendine göre belirleyebilirsin, bir diyet hazırlayabilirsin dedi. Ben de bu ilacı almaya başladım ve oradaki diyetleri uygulamaya başladım. Tabii bunlar belki bir Türkiye göre çok damak tadına uygun olmayan yiyecekler olabilir ama zaten burada yerken de alışıyorsunuz. Yani ben 3 yıldır buradayım biraz daha aşinayım yemeklere ve evet gerçekten de diyet çok işe yarıyor. İlaç da işe yaradı ama o diyetleri yapmaya başladığımda bunun da bana çok faydalı olduğunu gördüm. Artık şekerim normal seviyelere geldi. Arada bir maalesef kaçamak yapıyorum. Ben çok seviyorum pirinç, makarna, noodle bunları yemeyi. Çok nadiren de olsa yiyorum. O zamanlarda evet şekerim yine birazcık yüksek çıkıyor ama yememeye özen gösteriyorum. Diyetime uymaya özen gösteriyorum. Doktorum çok iyi. İsmi İbrahim. Suriyeli bir doktor. Sanırım dedeleri Türk Mardin'den yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Cular. Çok tatlı da bir doktor ve çok şanslıyız biz. Portatif bir ultrason cihazı var. Her randevuya gittiğimde bize hemen böyle birkaç saniyeliğine ultrasonda bebeğimizi gösteriyor. Tabii bize diyorum sürekli ama sadece ben girebiliyorum doktorun ofisine. Maalesef bu Covid'den ötürü eşimi almıyorlar. O yüzden o bana gösteriyor sürekli. Geçen hatta en son randevuya gittiğimde de böyle bir ultrasonu hemen koyduğunda bir sıçradı bebek sonra kaydı falan onları da gördük. Hatta bunu bize mail atıyor. Bütün fotoğrafları, videoları hepsini anında. Çok şanslıyız o yüzden. Çok iyi bir doktora denk geldik. Burada arkadaşımın önerisiyle gittim zaten o doktora da. Size şeker ölçümünü nasıl yaptığımı da anlatmak istiyorum. Ben uzun uzun tabi kılavuzu okudum ama öğrenmek isteyenler buradan da takip edebilirler benzer cihazı kullanıyorlarsa. Öncelikle elimizi temizlememiz gerekiyor. Yıkıyoruz güzelce sabunla ve suyla. Daha sonra kuruluyoruz. Daha sonra ölçüm çubuklarımızı alıyoruz. Cihazımızı açıyoruz, açma kuşünden ve ölçüm çubuğumuzu cihazımızın üzerine düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Bir damlacık yanık sanıyor üzerinde, bunu görüyoruz. Daha sonra iğnemizin ucunu alıp deliciye yerleştiriyoruz. Plastik ucunu döndürerek çıkartıyoruz ve daha sonra o delicinin kapağını yerleştiriyoruz. Bu delicide 7 farklı ayar var birden 7'ye kadar. Parmağınıza yerleştirip deliciyi deliyorsunuz parmağınızı ve çok az bir kanın çıkmasını sağlıyorsunuz biraz masajda yaparak. sonra bu çubuğun ucundaki şerit kana denk gelecek şekilde cihazı yerleştiriyorsunuz ve 5 saniye bekliyorsunuz. 5 saniyenin sonunda cihaz size şekerinizin ne kadar olduğunu gösteriyor. Sonrasında da bu ölçüm çubuğunu düzgün bir şekilde çıkartıyoruz ve aynı zamanda delicinin kapağını açıp iğneyi çıkarttığımız plastik ucuna yerleştirip yani daha sonra herhangi birine batmaması için yerleştirip bunu bu şekilde iterek çıkartıyoruz. Ve bunları atıyoruz çöp kutusuna. Ellerimizde tekrar ılık ve sabun suyla yıkayıp kuruluyoruz. Benim başımdan 12. haftaya kadar bunlar geçti. Tabii ki bunlar genel geçer prosedürler, genel geçer durumlar değil. Kişiden kişiye değişebiliyor. Bunlar bu ilaçlar, bu anlattığım tabii ki bunlar da asla tavsiye niteliğinde değil. Bunlar sadece benim kullandığım, benim doktorumun verdiği ilaçlar. Mutlaka ve mutlaka bir şey kullanmadan önce doktorunuza başvurun, doktorunuza danışın. Hatta şikayetlerinizi anlatın, ondan isteyin. Sakın kendiniz bir şey almayın. Ben çok korkuyorum özellikle bu hamilelik sürecinde herhangi bir yanlış bir şey yapmaya, yanlış bir şeyler yemeye, içmeye, yanlış ilaçlar almaya. O yüzden mutlaka doktorunuza danışın. Umarım sizin de hamileliğiniz çok güzel geçer, zor geçmez. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.